Ayşenur Hanım, çünkü söz verdim. Çok ciddi bir şekilde talep var ve tabii ki dinmeyen bir sizi aslında KYK konusu. Onu bir dakika değinmek isterim. Ben çok da spesifik bir örnek getirdim. Yani 15 Temmuz'un nasıl alameti farikası külliyedeki baş hukuk müşaviri dediysek, bir de bu KYK'lar var. Bir Allah'ın lütfu sistem kurulurken bir torba açıldı. O torbanın içine bu ülkenin 1,5 milyon insanı sokuldu ve üstüne terörist damgası yapıştırıldı. Bunların hep, yani bakın, bir paralel devlet yapılanmasından söz edildi. O paralel devlet yapılanmasında iki tane kol var değil mi? Bir paralel varsa diğeri de var. Bir tanesi suçlu, devletin içine sızanlar konuşulmuyor. Devletin içine sızanlar şu anda dışarıdır. Ama pek çok masum insanın da hayatına çöküldü. Ben çok spesifik bunu gönderdim aslında. Belki hı hı. Ekrana da verebilirler. Bakın, iltisak. Veriyorlarmış. Tamam mı? Bu bir profesörün İstanbul Üniversitesi'nin verdiği rapordur. İltisaklı saymışlar ve bakın hangi gerekçeyle iltisaklı saymışlar. Bütün hepsi boş değil mi? Baylok dernek, şudur budur, bankası hepsi boş. Kuvvetli kanaat. Aha, kanaatle. Kanaat. Ve ha. Kanaatle insanların hayatlarına çöküldü. Aileleri kazınmak istendi. Yeniden iş imkanları yaratılamadı. İçimde çok büyük bir sızıdır. Bir saniyede onu söyleyeceğim. Bir Gökhan öğretmen vardı, hatırlarsınız. 13 gün kaldı içeride. Şeker hastasıydı. İlaçları verilmedi. İşkence gördü. Bu da yarın öbür gün bu dönem değiştiğinde açılacaktır. Orada kalp kriziyle öldü. Diyanet cenazesinin kaldırılması, pamuklara sarılan OHAL komisyonu kararı sonrasında görevine iade edildi. Öldükten sonra suçsuz olduğu anlaşıldı. Bu konu derin bir sız. Kitabımda çok ne yer verdim. Ne sızıntılar var, ne evet, acılar evet. var. Amasra maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin acısıyla başladık. Böyle korkunç vakalardan bir örnekle noktaladık.